Merhabalar sevgili ve saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engellilere tesellileri. Biliyorsunuz ki hani Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz'de de engellerle ilgili özel bir takım ayetler, bir takım hadisler de var. Bunun en önemlisi hatırlanacağı üzere Abdullah İbni Mektum hadisesini anlatan birçok ayet var. Ve bu ayette yani Abese suresinin ilk ayetleri bir görme engelli olan Abdullah İbni Mektub'un sevgili peygamberimize gelerek İslam hakkında bilgi almak isteyişinden ve sonrasındaki yaşanan hadiselerden bahsetmekte. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini uyaran ve bu konuda şahsında bütün müminler için özel davranışlar sergilemiş. Ve Abdullah İbni Mektub'a her zaman bir zaman ayırarak ayrı bir ilgi ve yakınlık göstermiş. Çünkü Abese suresi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin toplumun içinde her asırda her dönemde var olan ve var olacak engellilere yönelik çağlar üstü ve zamanlar ötesi mesajların vermesi için de bir vesile olmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, o engelli insanlarla bizzat ilgilenmiş, onların güçlerinin yetmediği hususlarda onları sorumlu tutmamış. Yeteneklerine göre bir takım kamu görevleri de verdiği gibi engellileri toplum içinde ve toplum nezdinde saygın insanlar haline gelmesi için bir takım şeylere vesile olmuştur. Böylece engelli bireyler sürekli diğer insanları muhtaç durumda kalmaktan, onlara muhtaç hale düşmekten korumuş ve toplum içinde onlara değer vererek onların kendilerini ifade etmeleri için bir takım imkanlar, olanaklar da sunmuştur. Sevgili Peygamberimiz, gözleri görmeyen bir sahabe olan Abdullah İbni Mektub'u Medine dışına çıktığı zamanlarda da vekil olarak bırakmış olması da dikkat çekici bir hadise. Böylesi bir uygulama, onun engelli insanlara yönelik teselli dolu ifadeleri ve onlara daha iyi davranması hususunda da biz ümmetini uyarmıştır. Ve Peygamber Efendimizin bir takım sözleri var, bunlara inşallah kulak verelim. Allah Teala buyurdu ki, iki gözünü alarak imtihan ettiğim bir kulum bu duruma sabrederse, o iki sevgili gözüne karşılık ona cennetini veririm buyuruyor. Ne büyük bir müjde değil mi? Başına herhangi bir musibet gelen Müslüman, biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin sevabını ver ve bana bunun arkasından hayırlı işler nasip et derse, Allah Teala ona mutlaka daha hayırlı işler nasip eder. Ve şu müjdeyi de gözden kaçırmamak gerekiyor. Gözleri görmeyen ama bir kimseyi yolundan saptırana Allah Teala lanet etmiş. Gözleri görmeyen birine yol göstermek sadakadır. Sağır ve dilsiz durumdaki kişilerin dertlerini anlatmalarına yardımcı olman da bir sadakadır. Buyurarak Allah'ın rızasına nail olmak için engellilere hizmeti bir adres olarak göstermiştir. Ve bir kimsenin mümin kardeşini küçümsemesi günah olarak kendine yeter buyurmuştur. Din kardeşinin derdine sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet eder, onun sıkıntısını kaldırır da sana da onun derdini verir buyuruyor. Yukarıdaki müjdeler ve uyarılar engellilerle ilişkimiz hususunda biz insanlara çok büyük bir rol ve üstlenmemiz gerektiğini ve çok önemli bir değere sahip olduğunu ifade ediyor. Yani bizim üzerimize düşen çok büyük görevler var bu engelliler noktasında. Onlara daha saygılı, daha sevgili, daha itinalı davranmamız ve onlara saygı göstermemiz gerektiğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ve ashab-ı kiramdan birinin gözleri neredeyse görmez olmuştu. Namazlarını kılmak için mescide gelmekte sıkıntı çekmekteydi. Kendi evinde kılmak zorunda kaldığı namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilmek için sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine davet etmek istedi. Ve ondan şu ricada bulundu. Ey Allah'ın Resulü, evime kadar gelip de secdegahımda iki rekat namaz kılabilir misin? Ertesi gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında sadık dostu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte o sahabenin evine gitti ve istediği yerde namaz kılarak onun bu arzusunu yerine getirdi. Yani Peygamber Efendimiz engellilere o kadar güzel itina, o kadar çok değer veriyor ve o kadar ilgi gösteriyor ki biz de onun ümmeti olarak bu ilgiyi göstermeliyiz. Sözlerime şefkat ve merhamet dolu Peygamber Efendimizin bir beytiyle son vermek istiyorum.
ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci uyaran gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Geceyi gündüze çeviren sensin. Ey hakkın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Bugünkü programımızın daha sonuna geldik. Tekrar içimizdeki mucizeyi keşfet programlarının devamında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.